Nerede gazeteci? Yine yollarda gazeteci. Evet, İstanbul, Ankara, Karadeniz, Ege bölgesi derken Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Ve gezerken de bugün 24 Temmuz gazeteciler, çalışan gazeteciler günü. Ben de Ardahan gazeteci cenneti olarak bütün gazeteci meslektaşlarımı, gerçekten ama işini yapan meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Çalışan gazetecileri, gazetecilik yapanları, 300 lira belediyenin abone olayım, havuza gireyim diye değil, gazetecilik yapanların günü kutlu olsun. Evet, neredeyiz şu anda? Berat, gel böyle, benim kameramı. Burada ne yazıyor? Burada giriş yasaktır. Burası bir petrol ofisi, yani petrol istasyonu. Evet, zam geliyor, zam geliyor, zam geliyor. Biz bıktık, yorulduk. Motorine zam gelince, akaryakıta zam gelince ekonominin her tarafına yansıyor zam. Ama biz batarken motorunu, mazotu satanlar da batıyor. Çok zor. Bir tanker bir gün kaça doluyor diye sormazlar ama petrol ofisleri de kapanıyor. Şimdi ben bir ekonomi haberi yaptım. Efendim işte simittir, efendim çay pahalan değil. Türkiye'de gökdelenler sattıktır, levhası astılar. Bakın, gökdelenler halen görürseniz eğer, bakarsanız adam o kadar zorda ki, sadece ben değil, sadece sen değil, memur değil, emekli değil, iş adamları da zorda. Bakın, burası devasa bir tesis ve Karadeniz yolunda gelin, Karadeniz yolunun dışında sizin gittiğiniz yollara bakın, 10 tane petroldan ikisi mutlaka kapatılmış. Buyurun, petrol istasyonu kapalı. Tesisler kapalı. Evet, neredeyiz şu anda biz? Çorum, Amasya arasında Havza'yı geçtik. Samsun'a doğru gidiyoruz. Atatürk'ün ayak bastığı Samsun'a gidiyoruz. Ülkeyi kurduğu Samsun'a gidiyoruz. Evet, gerçekten de ekonomi sıkıntı, sadece çaya zam geldi. Efendim, simit alınamıyor değil. Emekli maaş alamıyor değil. İş adamlar da zorda. Dediğim gibi bu tesis bugün kapalı. Bunun gibi her yerde en az ortalama gördüğünüz 10 petroldan ikisi veya üçü kapalı oluyor. Evet, Türkiye'nin durumunu, ekonomik durumunu anlatan en güzel manzaradan birisi bu. Ne diyor? Giriş yasaktır. Ben Fakir İlmaz. Havza. Kanalıma abone olmayı unutmayın.